Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu bölümde Amerika'nın en sapkın ikilisini izleyeceğiz. İkiliden birisi 84 IQ'ya sahip Henry Lee Lucas, diğeri ise 75 IQ'lu Otis Toole. Bu iki düşük zekalı çılgın 1978'den başlayarak 1980'lerde Amerika'nın farklı eyaletlerinde çeşitli suçlar işledi. İşledikleri o kadar cinayetin yanında asla da pes etmeyip hep devam ettiler ve daha fazlasını yapmaya çalıştılar. Lee Lucas, Virginia eyaletinin kırsalında çok ilkel bir kulübede 23 Ağustos 1936'da doğdu. Annesi Viola yarı kızılderiliydi. Viola seks işçiliği yaparak ve evinde ürettiği kaçak viskiyi satarak geçimini sağlıyordu. Kendi yaptığı viskiyi içmekten de alkolik olmuştu. Seks işçiliği yaparken doğurduğu 7 çocuğu ya kimsesizler yurduna vermiş ya da çocuk isteyen ailelere vermişti. Henry'nin babası Anderson Lucas da eşi gibi alkolikti. Demir yollarında çalışırken bir gün yine çok içip dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. Tam o sırada gelmekte olan tren ise Anderson'ın bacaklarını biçti geçti. Artık yatalak bir adam oldu. Evin tek geçim kaynağı eşi Viola'nın müşterileri olmuştu. Viola ise çevresinde de bilindiği kadarıyla çok sert bir kadındı. Eşinin yatalak olup bir işe yaramaması onu delirtiyordu. O yüzden bir gün çok soğuk bir havada sinirlenip adamı dışarıya attı. Anderson bu soğuk havada hastalanarak yüksek ateşten kısa sürede hayatını kaybetti. Viola oğlu Henry'e karşı da çok acımasızdı. Oğlunu sık sık dövüyordu. Hatta bir gün kalın bir odunla çocuğun kafasına öyle sert vurdu ki çocuk beyin travması geçirerek uzun süre kendine gelememiş, bayılma nöbetleri geçirir olmuştu. Annesi eve getirdiği müşterilerle hiç çekinmeden çocukların yanında ilişkiye girebilen birisiydi. Tam bir sefalet içerisinde yaşayan Henry daha çocuk yaşta annesi yüzünden hırsızlığa alışmıştı. Açlığını giderebileceği tek yöntem buydu. Ayrıca annesi evde ürettiği viskileri Henry'ye tattırarak alkol derecesini ayarlıyordu. Bu yüzden çocuk daha 9 yaşında alkole başlamıştı. Annesi çocuğuyla o kadar ilgisizdi ki saçlarını bile kestirmiyordu. Okula kız kıyafetleri de gönderiyordu. Henry bu şekilde geçirdiği çocukluğunda değişik birisi olması nedeniyle okulda sürekli dayak yiyordu. Bu yüzden kavgaya son derece alışmıştı. Sürekli kendisiyle dalga geçenlerle kavga ediyordu. En sonunda bütün hayatı boyunca üzerinde taşıyacağı bir olay oldu. Yine bir kavga sırasında sol gözüne bir bıçak darbesi aldı. Bu bıçak darbesi ile sonunda sol gözü ciddi oranda zarar gördü. Zamanında hastaneye götürülmediği için de sol gözünü komple kaybetti. Yerine camdan yapılma takma bir göz takılsa da artık çocuğun dış görünüşü tamamıyla değişti. Henry Lee Lucas yıllar sonra bu günleri için bir köpek gibi yetiştirildiğinden bahsediyordu. Henry, 10 yaşındayken geleceğini doğrudan etkileyecek bir adamla tanıştı. Annesinin sevgililerinden Bernard Dowdy isimli adam tam bir sapıktı. Koyun, dana, köpek gibi hayvanların boğazını kesip onlarla cinsel ilişkiye girmeyi normal buluyordu. Bu sapık ruhlu adam Henry'yi de kendisi gibi davranmaya yöneltti. Henry'nin o yıllarla başladığı bu psikolojik değişim yıllar içerisinde hem kendisinin hem de başka insanların hayatını etkileyecekti. Henry de hayvanları eziyet edip onlarla cinsel ilişkiye girmeye başladı. 14 yaşına geldiğinde ise hayvanlar dışında bunu bir insanla yapmanın nasıl bir şey olduğunu merak etmeye başladı. Gece yarısı bir otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki bir kızı bayıltana kadar dövdükten sonra tecavüz edip sonra ise boğarak öldürdü. Tabi bu dönemde hiçbir ceza almadı çünkü bu cinayeti işlediği bilinmiyordu. Henry Lee Lucas bu cinayeti yıllar sonra yakalandığında polise anlatacaktı. Henry Lucas ilk resmi suçunu 15 yaşında işledi. Bir nalbur dükkanını soymak suçundan yakalanıp mahkemeye çıkarıldı. 2 yıl ıslah evinde kalma cezası aldı. Henry cezasını ıslah evinde ağır işlerde çalışarak çekti. Ama pek de ıslah olmadı. Cezasını tamamlayıp dışarıya çıktıktan kısa süre sonra hırsızlık ve silahlı soygun suçlarından yeniden yargılandı. Bu kez Virginia Devlet Hapishanesi'nde 4 yıl hapise mahkum edildi. Henry burada da rahat durmadı. Gardiyanların bir boşluğunu yakaladığı anda hapishaneden kaçmayı başardı. Hiç durmadan bir araba çalarak direkt Michigan'a üvey kardeşi Opal'ın yanına gitti.
Burada birkaç zaman geçirdi. Stella diye bir kızla tanışmış, evlilik hayalleri kuruyordu ama polis tarafından yakalanarak tekrardan hapishaneye gönderildi. Cezasını tamamladıktan sonra kız kardeşinin yanına yeniden döndü. Stella ile evlenmeyi kafasına koymuştu. Fakat bir anda annesi Viola çıktı geldi. 1960 yılında belki de Henry hayatını düzene sokacak kararı alacağı anda annesi yeniden hayatını mahvetmeye gelmişti. 74 yaşındaki kadın kendisinin yapamadığını oğlundan istedi. Artık yaşlanmış, çalışamıyordu ve geçinemiyordu. Oğlu Henry'den kendisine bakması için gelmişti buraya. Sürekli Henry Stella'dan ayrılıp kendisiyle yaşaması gerektiğini söylüyordu. Çok geçmeden Henry'nin eve içkili geldiği bir gün büyük bir kavgaya tutuştular. Viola kavga sırasında elindeki süpürgenin sopasıyla Henry'nin kafasını vurunca bir anda her şey değişti. Henry Lee Lucas cebinden çıkardığı bıçağı annesinin boynuna doğru savurdu. Bıçak darbesiyle boğazı kesilen kadın çok kısa sürede kanlar içinde yere yığıldı. Henry ise hızlı bir şekilde evi terk etti. Tabii kısa sürede Ohio'da polis tarafından yakalandı. Viola ise 2 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Henry Lee Lucas mahkemeye çıkarıldıktan sonra eğer iyi hali gözetilirse 20, gözetilmezse 40 yıl ceza aldı. Michigan'da hapishaneye konulan Henry Lucas burada çok kötü zamanlar geçirdi. Kafasının içinde sürekli sesler duyduğunu iddia ediyordu ve bu sesler annesine aitti. Henry bu duruma dayanamayarak bileklerini keserek intihara kalkıştı fakat son anda kurtarıldı. İyileşir iyileşmez bir kez daha intihara kalkıştı ama yine başaramadı. Durumu bu şekilde seyredince suçluların kaldığı bir psikiyatrik kliniğine yatırıldı. 1970 yılında ise 10 yıl geçirdiği bu hastanede ıslah edildiği düşünülerek serbest bırakıldı. Henry Lucas birazcık bile ıslah olmadan tekrardan sokaklara dönmüştü. Artık bugünden itibaren hiç durmayacağı cinayetler serisine başlayacaktı. Serbest kaldıktan sadece birkaç saat sonra bir motel odasında birlikte olduğu seks işçisine tecavüz ettikten sonra öldürdü. Hiçbir delil bırakmadığı için bu suç üstüne kalmadı. Ama yıllar sonra ifadelerinde kendisi bunu itiraf edecekti. Bu olaydan bir yıl sonra yine rahat durmadı. Silah zoruyla yaşı küçük iki kıza tecavüz etmeye yeltendi ve yakalandı. Mahkemede kendini savunurken tek söylediği şey kadınlara karşı önleyemediği bir açlığı olduğuydu. 3,5 yıl hapise mahkum edildi. Henry Lucas cezasını tamamlayıp yeniden serbest kaldıktan sonra tanıştığı iki çocuk annesi Betty Crawford ile 1975'te evlendi. Fakat kadının iki kızına da cinsel tacizde bulunduğu için evliliği uzun sürmedi. Tekrar kardeşinin yanında taşınan bu sapık bu kez de yeğenine cinsel tacizde bulunduğu için kardeşi tarafından evden kovuldu. Bundan sonra hayatı serseri bir mayın gibi şehirden şehire sürüklenerek geçti. Arkasında bir sürü seks suçu ve hırsızlık biriktiriyordu. Henry Lee Lucas'ın sapıkça yaşamında önemli dönüm noktası 1978 yılında yaşandı. Oradan oraya cebinde 5 parası sürüklenirken en son geldiği Florida eyaletinde Jacksonville şehrinde yoksulların kaldığı bir yerde kendisi gibi seks manyağı olan Otis Toole ile tanıştı. Otis Toole biseksüel bir adamdı ama homoseksüel eğilimleri daha fazlaydı. Bu yüzden sürekli kadın gibi giyiniyordu. Hatta ameliyat olmayı kafaya koymuştu. Bu yüzden ön hazırlık olsun diye kadın hormonları almaya da başlamıştı. Otis Toole'un ayrıca piromani diye adlandırılan kundakçılık, ateş seviciliği diye bir hastalığı da vardı. Çıkardığı yangınları uzaktan izlemeye bayılıyordu. Ayrıca nekrofiliydi de. Otis Toole da Henry Lee Lucas gibi kötü çocukluk geçireceği bir aileye sahipti. 1947 yılında Jacksonville'de doğdu. Otis'in babası alkolikti. Daha Otis çok küçükken evi terk etmişti. Annesi ise koyu bir dindardı. Bu yüzden çocuklarını aşırı disiplinli yetiştirmeye çalışıyordu. Ancak ailenin en garip insanı büyük anneydi. Büyük anne satanistti. Otis birçok kez büyük annesinin şeytana taptığı ayinlerinde kullanmak için mezar kazıp insan kemiği çıkardığına şahit olmuştu. Büyük annesi çocuğa da şeytanın oğlu diye çağırıyordu. Böyle bir ailenin içerisinde kendisine oyun gibi kundakçılığı bulmuştu. Sık sık evden kaçıp sağ solu ateşe veriyordu. Eşcinselliğini de bu yaşlarda keşfetti. Otis kabarık suç hayatının önemli adımını 14 yaşlarında attı.
otostop çekerken denk geldiği bir satıcının ilişki teklifini kabul etti. Ormanlık bir alana geldiklerinde ise adam aşağı inince direksiyonun başına geçerek satıcıyı ezdi. Daha sonra parasını da çalarak hiçbir şey olmamış gibi tekrar yol kenarında otostop çekerek yoluna devam etti. Otis daha Henry Lucas ile tanışmadan önce 4 cinayet işlemişti. Henry ve Otis birbiriyle tanıştıktan sonra çok iyi anlaştılar. İkisinin de kafaları birbiriyle uyumluydu. Suç geçmişleri iki sapkını bir araya getirmişti. Henry kısa süre sonra Otis'in evine taşındı. Bu andan sonra hem sevgili hem arkadaş hem de suç ortağı oldular. Evde Otis'in bazı akrabaları da kalıyordu. Otis'in evde kalmakta olan 11 yaşındaki yeğeni Becky yaşamı boyunca hep cinsel tacize maruz kalmıştı. Kısa süre sonra Henry ve küçük kız sevgili oldular. Henry hem Otis ile hem de kızla sevgiliydi. Bu çılgın ikili çok kısa zaman normal işlerle çalıştıktan sonra soygunculuğa başladılar. İlk önce hırsızlık ve soygunculuk yapıyorlardı ama işleri daha da ilerletip soygun yaptıkları dükkanın sahibini de öldürmeye başladılar. Bu ikili hep birlikte dolaşıyordu, hiç ayrılmıyorlardı. Böyle günlerden birinde arabayla giderken yolda otostop çeken iki sevgili gördüler. Arabayla gençlerin yanına gidip durduklarında gençler adamların niyetinin başka olduğunu gördüler. Otis çıkardığı tabanca ile erkeğe 9 el ateş etti. Henry ise arabanın içine zorla soktuğu kıza tecavüz etti. Otis Henry'nin kıza tecavüz ettiğini görünce kıskançlık krizi geçirerek kıza da ateş etmeye başladı. İki cesedi de yolun kenarında hiçbir delil bırakmadan terk ederek oradan ayrıldılar. Bu şekilde eyalet eyalet dolaşarak çeşitli cinayetler, hırsızlıklar yaptılar. Sürekli yer değiştirdikleri için de arkalarında delil bırakmıyorlardı. Bir araba çalıp benzini bitene kadar kullanıyorlar. Sonra yeni bir araba çalıyorlardı. Çoğu zaman yanlarında küçük Becky'yi de alıyorlardı. Kız işlenen çoğu vahşete şahit oluyordu. 1978 yılında, yani aynı yıl içerisinde otomobil hırsızlığı yapan bir çeteden çalıntı araba nakliye işi geldi. Bu iş ikili için çok basitti. Ama daha büyük suçlar işledikleri için yakalanabilme korkusundan bunu kabul etmediler. Adam da onlara o zaman profesyonel katil olmak isteyip istemediklerini sordu. İkili için güzel bir teklifti. İş için ilk koşul şeytana tapan bir tarikata üye olmaktı. Oto hırsızı adam tarikat lideriyle bu ikiliyi tanıştırmaya götürdü. Otis ve Henry'nin ölümün eli diye adlandırdığı tarikat Florida'da bulunuyordu. İkili tarikat lideri Don Matrick ile tanıştırılmaya götürüldü. Tarikatın lideri eğer katılmayı başarırlarsa bundan sonra emirlerin dışına çıkamayacaklarını söyledi. Katılım koşulu ise hedef gösterdiği birini öldüreceklerdi. Bulundukları yerde kendilerine bir çadır verdiler. Bir saat sonra ise Don Matrick gelerek yan çadırdaki bir üyeyi öldürmelerini istedi. İkili hiç tereddüt etmeden adamın çadırına gidip onu nehir kenarında oturmaya ikna etti. Kısa süre sonra Otis adamı oyalarken Henry de arkadan gelerek adamın boğazına elindeki bıçağı sert bir şekilde sürttü. Olay yerine gelen Don Matrick ikiliyi tebrik ederek artık tarikatın üyesi olduklarını resmen ilan etti. Tarikatın ayinlerinde insan kurban ediliyordu. Ayrıca ikiliye de yeni cinayet yöntemleri ve hırsızlık yöntemleriyle ilgili de eğitim veriliyordu. Eğitimden sonra Henry ve Otis yüzlerce çocuk kaçırarak tarikata getiriyordu. Çocukların bazıları Meksika'ya satılıyor, bazıları seks işçisi olarak çalıştırılıyor, bazıları da pornografik filmlerde oynatılıyordu. Tarikatın geliri böyle sağlanıyordu ama tarikat ikiliye vaat ettiği çok parayı vermiyordu. Bu yüzden yine hırsızlık yapmaya mecbur kalıyorlardı. Henry durumdan yorulunca biraz dinlenmek için Jacksonville'e geri döndü. Otis ise bir süre daha Florida'da kaldı. Henry döner dönmez evden Becky'yi yanına alarak yine eyalet eyalet gezmeye başladı. Bazılarına Otis de katılıyordu. Yine Amerika'nın her yerini gezerek sürekli cinayet işliyorlardı. Resmen durmak bilmeyen bir öldürme açlıkları vardı. İtiraflarında bu dönemlerde hala ara ara Don Matrick'ten emir alıyor ve yerine getirdiğini söylüyordu. Henry ve Becky gezmeye devam ediyordu. Otostop çekerken tanıştıkları bir adam hallerini görünce kendilerine acıdı. Onlara iş teklifinde bulundu. Henry adama evli olduklarını söylemişti. Adam Hemet kasabasında bir dükkan sahibiydi. Bu çifte iş imkanı vererek hem karınlarını doyuracak parayı hem de kalacakları yer için gerekli olan parayı veriyordu. Kasabada Henry bir anda herkesin gözüne girmeyi başardı. Herhangi bir tamirat işine koşarak gidiyordu.
içkiyi de azaltmıştı. O azılı seri katilden eser yoktu. Adam bu çifte güvenince hasta annesine bakmaları işi teklif etti. Kate Ridge tek başına yaşayan yaşlı bir kadındı. İkili kalacak yere ve yiyecek yemeğe artık para vermeden bu evde ulaşıyordu. İlk başta her şey çok iyiydi. Kate Henry'ye para verip markete göndermeye başlayınca yavaş yavaş paranın içerisinden kendisine içki almaya başladı. İçki içmeye yeniden başlayınca çift bütün işleri boşlamaya başladılar. Bir süre sonra kadının oğlunun kulağına bu haber gidince gizlice eve geldiğinde ikisinin de sarhoş bir şekilde uyuduğunu gördü. Yaşlı kadın ise pisliğin içerisinde yalnız başına oturuyordu. Derhal ikisini de evden kovdu. İkili yine beş parasız sokaklarda kaldı. Otostop çekmeye devam ederlerken bu kez de Ruben Moore adlı bir rahip denk geldi. Bu rahibin tarikatıyla birlikte yaşadığı Stoneburg'de bir çiftlik evleri vardı. Evsiz olan çifti alarak çiftliğe götürdü. İkili yeniden kendilerine kalacak sıcak bir ev buldular. Yakarış evi diye bilinen çiftlikte ahlaklı ve doğru olmak öğretiliyordu. Henry tamirat işleriyle ilgilenirken Becky de kadınlardan yemek yapmayı ve ev işi yapmayı öğreniyordu. Kadınlar Becky'nin hiç alışık olmadığı şekilde iyi davranıyorlardı. Becky de bu durumdan çok etkilendi. Onun bildiği yaşam içerisinde bunlar hiç yoktu. Bir gün gizlice kötü davrandıkları Kate Rich'in evine giderek Henry ve kendi adına özür dedi. Kadın bundan çok etkilendi. Henry ise durumdan hoşnut olmasa da sesini çıkarmıyordu. Güzel bir düzen kurmuşlardı. Ama Becky artık günahlarından arınmış birisiydi. Hayatına yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Bu yüzden Florida'ya taşınmak istedi. Henry ilk başta çok kızsa da sonradan onu Florida'ya götürebileceğini söyledi. Tabii hiçbir şey planlandığı gibi olmadı. Otostop ile yolda giderlerken yol kenarında bir yerde araba bulamayınca dinlenmeye karar verdiler. Bir süre sonra Henry çantasından çıkardığı viskiyi içip sarhoş olunca Becky'yi bırakmayacağını söyledi. İkilinin arasında geçen sert tartışmadan sonra Henry sinirlerine hakim olamayıp çıkardığı bıçağı kızın göğsüne sapladı. Becky oracıkta hayatını kaybetti. Henry ilk defa pişmanlık duyuyordu. Becky'yi gerçekten çok seviyordu. Kızı parçalara ayırdıktan sonra poşetlere koyarak farklı yerlere gömdü. Çiftliğe geri döndüğünde deli gibi ağlayarak kızın kendisini terk ettiğini söyledi. Günlerce böyle ağlamaya devam etti. Dışarıdan bu haberi alan yaşlı Kate Rich pek de inanmadı bu duruma. Henry ile görüşmek istediğini söyledi. Rahibin arabasını alıp kadının yanına giden Henry, arabayla kadını çiftliğe götürecekti. Yolda giderlerken konu kızdan açılınca kadının inanmadığını söylediğinde Henry'nin tepesi attı ve ani bir frenle arabayı kenara çekerek kadını da bıçaklayarak öldürdü. Cesedi de poşetleyerek gelip çiftliğin şöminesinde yaktı. Artık arkasında hiçbir iz bırakmamıştı. Bu sıralarda iki kayıp olayını inceleyen Montague ilçe şerifi Bill Conway, şahısları son gören isimin Henry Lee Lucas isminde bir adam olduğunu öğrendi. Adamın geçmişini araştırınca bir sürü suçla karşılaştı. Geçmişi araştırılınca direkt şüpheli konumuna geldi. Henry Lee Lucas gözaltına alındı. Gözaltı süresinde kahve ve sigarayı kestiler. Henry Lee Lucas'ın da kahveyi çok sevdiği ve sigarayı da çok sevdiği çok iyi biliniyordu. Bill Conway'in niyeti onun üzerinde psikolojik baskı kurup bu işlediği cinayetleri itiraf ettirmekti. Fakat Henry ise tek kelime bile konuşmadı. Bu yüzden serbest bırakılmak zorunda kaldı. Henry Lucas yeniden raydan çıktı bu olaydan sonra. Tekrar otostop ile yollara düşen Henry yeniden soygun yapmaya ve cinayet işlemeye devam etti. Şerif Bill Conway yakarış evinde yaşadığını öğrenince gidip rahip Ruben Moore'a eğer buraya gelirse veya iletişim kurarsa bilgi vermelerini istedi. Şerif çiftliğe gittiğinde Henry'nin silahı olduğunu da öğrendi. Amerika yasalarına göre sabıkalı birisi silah sahibi olamazdı. Şerif'in aklından geçen en azından bunun için tutuklama talebi oluşturup gözaltında diğer suçları itiraf ettirmekti. Henry Lucas bir süre sonra rahibi arayarak geri dönmek istediğini söyledi. Rahip de hemen polisleri arayarak durumdan haberdar etti. 11 Temmuz 1983'te yeniden yakarış evine dönen Henry Lucas polisler tarafından gözaltına alındı. Bu kez Şerif Bill Conway daha ağır yöntemler denedi. Sinir krizleri geçiren Henry Lucas sonunda Şerif'e yazdığı bir mektupla cinayetleri itiraf edeceğini söyledi. Hemen sorgulamaya alınınca Şerif kendisine sadece iki kişi mi diye sorunca çok fazlası var diye cevap verdi. Devam eden günlerde sayısızca cinayetleri itiraf ediyordu.
İlk başta bu adamın yalan söylediğini düşündüler ama söylediği cinayetlerin hepsi teker teker kanıtlanmaya başlayınca karşılarında tarihin gördüğü en büyük canilerden birisinin olduğunu anladılar. Ortağı Otis Tull'un da işin içinde olduğunu ifade ediyordu. Otis kısa süre önce kundakçılıktan zaten tutuklanmış, 15 yıla mahkum edilmişti. Henry Lucas itiraflarında Otis Tull'dan bahsedince Otis'in hapisteyken bir çocuğu öldürüp yediğini anlattığı olayda anlam kazanmaya başladı. Artık polisler bu iki adamın ağzından çıkan her kelimeyi araştırmaya başladılar. Araştırdıkça vahim sonuçlar ortaya çıkıyordu. Herkes bu iki sapkın manyağın yalan söylemediğine emindi. Bütün polisler dört bir yandan itiraflardaki bölgeleri araştırıp doğruluğunu kanıtlıyordu. Bu arada ikili basının gündemine de bomba gibi düştü. Böyle çılgın ikili Amerika tarihinde daha önce görülmemişti. Kamuoyu duruşmaları ve itirafları yakından takip ediyordu. Henry Lucas'a artık bol bol kahve sigara getiriliyordu. Polisin güvenini kazanmış, anlattıkça dışarıdakinden daha rahat bir hayat yaşıyordu. En sonunda 1984 yılında toplamda kanıtlanabilen 72 cinayete ulaşıldı ve kamuoyuna duyuruldu. Henry Lee Lucas ve Otis Tull birçok kez ömür boyu hapse ve yıllarca süren hapis cezasına çarptırıldı. Henry meşhur turuncu çoraplar davasında ise idam cezasına çarptırıldı. Aslında bu cinayeti Henry işlememişti. Bilerek üstüne almıştı bu suçu, ölmek istiyordu. Birçok kez intihar edip ölemediği için ölümünü başka birisi tarafından idam olarak olmasını istiyordu. Dönemin Texas valisi eski Amerika Başkanı George Bush bu suçun Henry Lee Lucas tarafından işlenmediğini biliyordu. Çünkü araştırmalara göre turuncu çoraplar davasında ölen kadının öldüğü gün Henry Lee Lucas başka bir yerdeydi. Bu da kanıtlanınca George Bush idam cezasını iptal etti. Bu da kamuoyunda çok büyük bir tepkiye sebep oldu. Otis Tull yıllarca hapiste yaşadığı süre boyunca siroz hastalığından dolayı karaciğeri iflas etmişti ve buna yenik düşerek 1996 yılında hayatını kaybetti. Henry Lucas ise 2001 yılında doğal sebeplerden hayatını kaybetti. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.